Merhaba arkadaşlar. Yine bir geometri deneme çözümüyle beraberiz. Bir video oyununda oyuncu ekran dik bir biçimde pusulanın kuzeyini gösteren yönde 100 metre ilerledikten sonra yönünü 3 defa değiştirmiş. Her değiştirdikten sonra o yönde 100 metre yol almıştır. Oyuncu gittiği yönleri kuzeyde yaptığı açılara göre oyun sistemi ekrana yansıtırken 3. yönde sistemsel hatadan açı yazılmamıştır. Oyuncu 3. yönde 4. yöne dönerken 50 derece kuzey yönünde döndüğüne göre 50 derece kuzey yönünde döndüğünü görüyor. 3'ten 4'e dönüyormuş arkadaşlar. Şurası 50 dereceymiş. İkinci yönden 3. yöne dönerken kaç dereceyle dönmüştür demiş. İkinci yönde şöyle gösterelim. İkinci yönden 3. yöne dönerken kaç derece dönmüştür? Arkadaşlar bize şunu soruyor. Bakın yaptığı açılara göre oyuncunun oyun sistemi ekranı yansıtırken 3. yönde sistemsel hatadan açı yazılmamıştır. Şu yazılmamış hatayı soruyor aslında bize. Burası ne kadardır diye sormuş. Şimdi bakın burası 50. Paralel olduğuna göre 180'den 50 çıkarırsam 130 derece yapar. 31. sorunun cevabı E seçeneği. 32. soru. 52 metre uzunluğunda kalas KLM duvarının üstünde eşya çıkarmak için duvarın en odasından 5/12 eğimle. Eğimimiz karşı bölü komşumuz 5/12'ymiş. Şurası 5, şurası 12. Yerleştirilmiş BK kaç santimetredir? Nereye vermişti arkadaşlar? Bir de şurasını vermiş. 52, 5, 12, 13 üçgen değil mi burası? 13'ün kaç katı burası? 4 çarpı 13 müdür? 4 çarpı 13'leri her seferinde 4 ile çarpmış o zaman. Bunu 4 ile çarpsak 48 yapar. BK'yı soruyor bize. 48 kadarmış. Cevabımız E seçeneği. 33. soru. Bir sokak lambasının yanında duran iki arkadaş şekildeki gibi aynı hizada duruyor. Bu iki arkadaşın başlarının tepe noktası ile lambanın uç noktasını birleştiren bir çizgi çekiliyor. Çizgi çekilmiş. Uzun olan kişinin boyu 180 cm. Şurası 180. Kısa olan 1.60. 160 cm. Uzun boylu kişinin lambaya uzaklığı 140. Şurası 140 kadarmış. Buna göre bu iki arkadaş arasında kaç santimetredir? Arkadaşlar şöyle düşünün. Bakın bir tanesi yapacağız. Şöyle birbirlerine uzaklıklarını verdik. Şimdi bunun oranı şunun şu oranlar birbirine eşit olmayacak mı o zaman? Bunun oranı ne kadar değişiyorsa 180 ile 320'ye kadar arasındaki mesafe 140 ise ne kadar değişiyor? Buradan bunu bulabiliriz tanesten. Şimdi 180 ile 320'ye kadar ne kadar değişmiş? 140 kadar değiştiyse 140 ile 140 değiştiyse aradaki fark ne? 20'de kaç değişir? 20 değişir. Şu aralarındaki mesafeyi soruyor bize. 20 kadar. 34. soru. Şimdi katlama işlemi uyguluyormuş. Gelecek şekilde kağıt katlanıyor. Şimdi alıyor, C'yi katlıyor. Sonra tekrar bunu katlıyor, tekrar katlıyor, tekrar katlıyor. Şu şekilde elde ediyor. İkinci adımda elde edilen üçgenin alanının, beşinci adımda elde edilen üçgenin alanının oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar hemen en baştan şuradan başlasak. Burasını A kadarlık bir alan desek. A ise A yaptı. Peki 2A ise burası 2A yaptı. Şurası da 2A yaptı. Şunların her biri 4A, 4A yaptı. Burası 8 tane A, burası da 8 tane A. Şimdi bana ne soruyor? İkinci adımda elde edilen. Neredesin ikinci adım? 8A. 8A'nın 5. adımda elde edilen A kadardı. Oranını sormuş. Sadeleştirdim. 8 kadar yaptı. 34. soru. Ceyhan. Şimdi ikizkenar yamuk şekildeki kağıtlar şekilde gibi birleştirerek kare şeklinde bir pano oluşturmuştur. Oluşan şekilde panonun dış çerçevesinin kenar uzunlukları 18, iç çerçevesi 48 cm'dir. Buna göre ikizkenar yamuk şeklindeki kağıtların toplam alanı kaç cm'dir? Şimdi arkadaşlar ne demiş? 48, içerideki çevresi 48. 48'i 4'e böldüm. 12 kadarmış buralar. Yamuğun alanını sormuş. Bu dışarıda bir kare alanı var. Kare alanından içerideki şu karenin alanını çıkarsak yamukların alanını bulmaz mıyız? Dışarı, yani 18'in karesinden 12'nin karesini çıkaracağız. O da ne yapar arkadaşlar? 180 yapar. 36. soru. Köşeleri A, B, C, D, 4'leri harfleriyle isimlendirilmiş paralel kenar biçimindeki bir ABCD kağıdı köşeleri sıkıştırılıyor verilmiştir. 3 tane ABCD kağıdı D köşeleri çakıştırılıp D köşesi çakıştırılmış. Peki kenar arasında boşluk kalmayacak ve kağıtlar üst üste gelmeyecek biçimde şekil gibi yerleştiriliyor. Aynı işlem ABC köşeleri için ayrı ayrı tekrar ediyorum. Buna göre C köşesi için kullanılacak ABCD kağıdı sayısı kaçtır? Sırayla gidecekmişiz arkadaşlar. Neler birleştirmemiz gerekiyor? Şimdi şunları isimlendirelim. Burası A olur. Burası B. Bakın A, D birbirine kısa kenarları. A, B. Şurası ne yaptı? C. Sonra şunu birleştirelim. B, C. Burada bir tane daha dikdörtgenin paralel kenarımız mı olacak? Burada bir tane paralel kenarım olacak. C etrafında yapmaya çalışıyorum. Burada bir tane paralel kenarım olacak. Evet.
Sonra bir de şuradan devam ettirsek, şurası ne olacak? Burası da C yapacak. Şimdi bana C'nin etrafında ne kadar oluştuğunu soruyor. Burada da bir tane var. Sonra şurada da bir paralel kenarım var şöyle. 1, 2, 3, 4, 4. C'nin etrafında kaç tane oldu? 4, 5, 6 tane oldu. C'nin etrafında 6 tane mi yerleştirdim arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yerleştirmiş oldum. Şimdi C küsüsü için kullanacak ABC'lik kağıt sayısı kaçtır? C'nin bir tanesini saymayacak olursak, evet 6 tane. Tamam, doğru. Ben emin olamadım. Acaba eksik mi saydık, fazla mı saydık? Dikdörtgen biçimdeki bir bayrak kısa kenarı zemine paralel olacak biçimde asılmıştır. Bayrağın şekli 1'de zemin uzaklığı 2 metre. Bayrağın rüzgara etkisiyle katlandığında oluşan şekil 2'de bayrağın zemin uzaklığı 5 metre olmuştur. Şimdi görünen kısmın alanının şekil 1'de görünen kısmın alanının oranı 2 bölü 3 kadardır demiş. Şimdi arkadaşlar şurası A kadarlık bir mesafe olsa, şurada bir A kadarlık bir mesafe var, bir A kadarlık mesafe var, şurası da B kadarlık bir mesafe. Bakın 5, 2 aradaki fark ne kadar? 3 birim. Yani bu A dediğim mesafe 3 birim kadarmış. A dediğim mesafe 3 birim kadarmış. Şurası 3 birim. Peki şimdi bu alan şu kenarlardan birine kısa kenara x kadar desem. Şekil 2'de görünen alanın, şekil 1'de görünen kısmın alanının oranını sormuş. Bu alana oranını soruyor. X çarpı 3 artı b'nin neye oranı? X çarpı 6 artı b'ye oranı. X çarpı 6 artı b'ye oranı 2 bölü 3 kadarmış. X'ler sadece işte yapalım işler dışarı çarpımına. 3 kere 3 9 artı 3 tane b eşittir 12. 18 değil. 12 artı 2 tane b. 2 b'yi karşı attım. B kaldı. 9'u karşı attım. 3 kaldı. B 3'müş. Binanın yüksekliği ne kadardı? Şurası da 3 kadarmış. 3, 6, 9, 2 daha 11 metre kadarmış. 38. soru. Yukarıda bir zeminin yeteri kadar çivi çakılarak oluşturulmuş bir geometrik tahtası verilmiştir. Şimdi A, B, C, D, E, F çivileri çıkarılıp yeni bir çokgen oluşturuluyor. Yeni oluşan çokgenin iç açıları toplamı kaç derecedir demiş. Şimdi bak, başlayalım bir yerden. Şimdi şuradan başlasak, sağa doğru gitsek. Bu B çivisini çıkaracaksam şu kenar düz olacak değil mi artık? Sonra şurada bir kenar var. Devam. Şöyle. Bakın C çivisini çıkardım. Bu kenar düz olacak. Sonra D çivisini çıkardım. Ama burada bir çivi var. Burası değişmeyecek o zaman. Bu aynen kalacak. Sonra burada böyle devam ediyorum. Sonra E çivisini çıkardım. Şöyle bir kenarım oluştu. Burası sıkıntı yok. Burada devam ediyor. Şimdi bak F'yi çıkardım ama yine değişmiyorum. Devam. Şöyle devam ettirdim. Buraya kadar geldim. A çivisini çıkardığım için şöyle devam etmiş oldum. Kaç kenarlıyım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane kenarım var. Bunu dış açıdan da mı yapabiliriz? Direkt iç açılardan da yapabiliriz. Bir iç açısı ne yapar arkadaşlar? N eksi 2 çarpı 180 yapmaz mı? N eksi 2 çarpı 180. N kaç bulduk? 11. 11'den 2 çıkardım. 9. 9 çarpı 180'den. O da ne yapar? 80, 810. 2 ile çarptım. 1620 kadar yapar. 39. soru. Yukarıda verilen karede prizma kenar alanı taban kenarı 12 santim. Şekilde 2 ve 3 eşit parçaya ayrılıyor. Bazı parçalar kesip çıkarılıyormuş. Şekilde ortası boşluklu olan şekilde 2'deki cisim elde ediyor. Ortası boşlukmuş arkadaşlar. Şekilde 2'dekinin yüzey alanı kaç santimetre karedir diye sormuş. Peki şimdi yüzey alanına ihtiyacım var. Şu her biri ne kadar, kaçar santim oldu? 4 santim olmadı mı? 4 santim, 4 santim, 4 santim olacak. Bu sol taraftan baktığım zaman 4, 4, 4 santim burası var. Yani her birinin alanını bulsak 4 çarpı 20'den 80. Burada 80 bir tane var. 2, 3 tane burada var. 3. Sonra karşı tarafta 3 de 6 orada var. 1, 2, 3 de burada var. 9, 3 de burada var. 12. 12 çarpı 80'in bir böyle var. Sonra başka. Şimdi arkadaşlar bir bunun üst tarafı var, bir de alt tarafı var değil mi? Üst tarafı 4 birim burası. Şu alan ne yapar? Şunu bir bulalım. 4 çarpı 12 mi yapar? 4 çarpı 12. 4 burası var. Şöyle yazalım. 2 tane olacağı için bu. 4 çarpı 12 artı 2 tane olmaya devam ediyor. Parantezimiz devam edecek. 4 çarpı 12 artı 4 kere 4 16 ve 16 daha var. Peki. Şimdi devam edelim. Bir de içerisi boşmuş arkadaşlar. Burada bir yüzey alanı daha var burada. Şimdi bu içerisini bulalım. Nasıl bulacağız? 4 çarpı 20'den 4 tane mi burada var? 4 çarpı 20'den de 4 tane de burada var. Çarpı 4 tane.
Bunu bir hesaplayalım. Ne yapar? 800, 960, şurası 960 artı 16, 16, 32, şurası 32, sonra 48 artı 32 ne yapar? 50, 82 ile çarptım, 160 buradan geldi. 160 buradan geldi. Burada bir tam yaptık, bir yeri eksik yaptık. 160 buradan geldi. Peki, devam. Sonra 80, 4, 4, 16 ya da böyle çarpalım, 320 de buradan geldi. Şimdi şurada arkadaşlar bir eksiğimiz var. Şu kısmı da çıkarmamız gerekmiyor mu? 4 kere 4, 16. 4 kere 4, 16. Şurada bir burada var, bir de alt tabanda var. Bunun ikisini de çıkarmamız gerekmiyor mu? Bunları da çıkardığımız zaman cevabımız ne gelecek? 1408 mi gelecek? 1408 geliyor arkadaşlar. Gözüküyor mu? Evet, tam gözüküyor. 40. soru. Birer yüzü yeşil, mavi ve kırmızı renkli olan dikdörtgen prizması şeklindeki kabın içinde 360 santimetre küp su konuluyormuş. Daha sonra bu kap yeşil, mavi ve kırmızı yüzeyleri tabana gelecek şekilde düz bir zemine yerleştiriliyor. Şekil 1'deki 4 santim, şekil 2'de 5 santim, şekil 3'te 2 santim oluyormuş. Buna göre yükseklikleri bu kabın hacmi ne kadardır diye sormuş. Şimdi hemen şöyle bir yerleştirmeye başladım. Şu kısa kenarın birine A dedim, B dedim. Sonra A, B, şuna da C kadar demiş olalım. Kırmızı yani kahverengi mi demiş, kırmızı demiş. Kırmızı yüzey. Kırmızı yüzey C ve B'de ölçüyor. Şurası C kadar, B kadar. C çarpı B çarpı yüksekliği ne kadarmış arkadaşlar? 4 kadarmış. 4 ile de çarparsam 360 elde etmiyor muyum? Direkt C çarpı B'nin 90 olduğunu bulabilirim. Her tarafı 4'e böldüğüm zaman 90 kadarmış. Devam. Sonra yeşil. A ve A var. Şurası da C kadar. A çarpı C. A çarpı C eşittir. Bunun yüksekliği de 5 kadardı. 360'ı 5'e böldüm. O da 72 mi yapar? 72 yaptı. Evet. Son olarak bu mavideyim. B var. A var. A çarpı B'yi çarptım. Sonra burası ne olacak? 2 santim, yüksekliği 2 santimetre küpmüş. 2 santimmiş. 360'ı 2'ye böldüm. 180 de bunu elde ettim. Arkadaşlar bakın şu ikisi 90, 180 ikişer katı olduğuna göre burada sadeleştirelim. C ve A'nın birbirine göre durumlarını bulacağız. C ve A'nın birbirine göre durumlarını bulacağız. Hangisi daha fazla? A 2 kat fazlaysa C'yi 2 ile çarptım. 2 tane C A kadarmış. Burada bunların birbirine göre durumlarını bulmuş olduk. Şimdi A gördüğüm yere 2 tane C yazsam. A gördüğüm yere 2 tane C yazıyorum. 2C çarpı C eşittir 72. C kare 36. C'nin bir tanesi 6 geldi. C'nin bir tanesini 6 buldum. Hani yerine yazalım. Mesela şurada C 6 ise ya da direkt A'nın 12 olduğunu görebiliriz. A 12. A 12 ise bir tanesini yerine yazalım. 12 çarpı B eşittir 180'miş. O da ne yapar? 15 mi yapar? B de 15. Hadi hepsini çarpalım. Kabın hacmini soruyor. A çarpı B çarpı C'yi soruyor yani bize. A'yı kaç bulduk? 12. B'yi kaç bulduk? 15. C'yi kaç bulduk? 6. Bunların her birinin çarpımı da 1080 mi yapacak? Ne yapar? Evet, çarptım. Evet. Şöyle çarpabilirsiniz arkadaşlar. 2 çarpı 3 gibi düşünebilirsiniz. 2 ile çarptım 30 çarpıyorum 90. Bununla çarptım evet 1080 yaptı. 40. soruda B seçeneği. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Kolay gelsin. Kendinize iyi bakın.